Assalomu alaykum. Tasavvur qiling. Siz ma'lum bir maktab o'quvchilarining hammasini sinfga bo'lgan holda kompyuter xotirasiga kiritmoqchisiz. Va agar har bir o'quvchining ism familiyasi uchun ma'lum bir string o'zgaruvchisini kiritmoqchi bo'lsangiz xato qilasiz. Buning uchun maxsus jamlanmali o'zgaruvchilar mavjud. Buni C# dasturlashtirildi. Array deb nomlaymiz. Va bugun esa siz bilan arraylar bilan ishlashni ko'rib o'tamiz. Array tushunchasi bilan tanishib o'tamiz. Arrayni ma'lum bir turdagi o'zgaruvchilarning o'zida jamlagan bir katta o'zgaruvchi deb tarjima qildim va ushbu dars davomida jamlanma yoki boshqa bir o'zbekcha termin ishlatmasdan aynan array so'zini o'zini ishlatib o'taman. Demak, qachon ishlatamiz? Oldin aytib o'tganimdek, ma'lum bir maktab o'quvchilarining ism familiyalarini bir bazaga kiritish uchun ularni birma-bir, misol uchun, birinchi o'quvchi nomi, ikkinchi, uchinchi, shu bilan 400-chi o'quvchining ismi va 1000-chi o'quvchining ismi deb har bir o'quvchi uchun yangi bir o'zgaruvchi ochish juda ham noqulay. Buning o'rniga har bir o'quvchining qaysi sinfga o'qishi bo'yicha ma'lum bir guruhlarga bo'lib, uni bir sinfni bir o'zgaruvchiga kiritsak, bu juda ham qulay va keyinchalik ishlatishimiz uchun juda ham oson bo'ladi. Ana endi arraylarga qanday qilib ma'lumotni biriktirishimiz mumkin? Buning 4 ta usuli mavjud. Birinchi usuli. Qaysi turdagi ma'lumotni arrayga jamlashimizni ko'rsatamiz. Keyin mana bunday 4 burchak qavslarni yozamiz. Aynan mana shu 4 burchak qavslar arrayni e'lon qilishdagi kalit so'z hisoblanadi. Keyin esa o'zimizga yoqqan ismni tanlaymiz. Bu yerda plants height, ya'ni o'simliklarning bo'yi degan o'zgaruvchi e'lon qilganmiz, array o'zgaruvchisini va bunga shu yerning o'zida yo'q ma'lumotni biriktirganmiz. Mana bunday qavslar ochamizda virgul bilan har bitta qiymatni kiritamiz va qavsni yopib nuqta virgul qo'yishimiz bilan bizning arrayimiz ishlatishga tayyor bo'ladi. Buning o'rniga nima qilishimiz mumkin edi? Birinchi o'simlikning bo'yi, ikkinchi o'simlikning bo'yi, uchinchi o'simlikning bo'yi degan 3 ta o'zgaruvchi e'lon qilishimiz ham mumkin edi. Va bizga arrayni ishlatganimiz mana shunday ko'p ishni qisqartirib berdi. Ana endi ikkinchi usul, bu yerda var kalit so'zi qolib ketibdi. Demak, var kalit so'zini yozamizda arrayning nomini belgilab, yangi new kalit so'zidan foydalangan holda arrayni e'lon qilamiz. Bu yerda yana qaysi turdagiligini kiritamiz va 4 burchak qavslarni qo'ygan holda mana bunday qavslarning ichida ma'lumotlarni kiritamiz. Bu yerda var kalit so'zini ishlatganimiz C# dasturlashtirilning o'zi bu qanday ma'lumot turi ekanligini keyinchalik aniqlab oladi. 3-chi usulimiz birinchi qatorda int kalit so'zi yoki o'sha o'zgaruvchilarning jamlanmasini qaysi ma'lumot turini saqlashiga ko'ra kalit so'zni stringmi, intmi, decimal shunga o'xshagan o'zgaruvchilarni kalit so'zlarini kiritamiz. Keyin 4 burchak qavslarni qo'yib nomini biriktiramiz va nuqta virgul qo'yamiz. Va kerak bo'lgan paytda new kalit so'zidan foydalangan holda ma'lumotlarni biriktirishimiz ham mumkin. Lekin agar biz mana buning o'rniga, mana bu qatorning o'rniga arrayning nomini kiritibgina new int kalit so'zini ishlatmagan holda to'g'ridan to'g'ri ma'lumotni kiritmoqchi bo'lsak, bu bizga xato chiqaradi. Va 4-chi usul hech qanday ma'lumotni kiritmagan holda nollardan yoki agar string ma'lumot turi bo'lsa, null, ya'ni bo'm-bo'sh
degan ma'lumotdan foydalangan holda arrayni tashkil qilishimiz ham mumkin. Bunda e'lon qilamiz va biriktirishga kelganda tenglikdan keyin yangi new kalit sözü va qaysi ma'lumot turi ekanligini kalit sözünü kiritgan holda to'rtburchak qavslarning ichida bizning ma'lumotlarimizning sonini kiritamiz. Bu yerda bizning arrayimiz 0lardan tashkil 3ta 0dan tashkil topgan qiymatlarni o'z ichiga oladi. Arrayning xususiyatlari bor. Arrayning xususiyatlarini ingliz tilida properties deydi. Array propertieslarga nimalar kiradi? Bizda jamlanmamiz bo'lgandan keyin bu jamlanmaning ichida nechta ma'lumot borligini bilishimiz juda ham muhim. Shuning uchun C# dasturlash tilida arraylarning lengths xususiyati ham bizga yaratib qo'yilgan. Lengths degani uzunlik. Demak, mana bu arrayimizning uzunligi 3ta, chunki 3ta ma'lumotni o'z ichiga olgan. Va agar biz yangi array lengths degan o'zgaruvchi e'lon qilsak-da, undan keyin arrayning nomini kiritgan holda nuqta lengths ni bosganimizda bu yerda nuqta virgul qolib ketibdi. Demak, mana shunda 3 soni array lengths ga biriktiriladi. Arraylarning yana bir muhim xususiyatlardan biri ularning indeksatsiyalanganidir. Bu buni yaxshiroq tushunish uchun maktabdagi jurnal sahifasini yodga olganimiz kifoya qiladi. Esingizda bo'lsa, maktabning jurnalida 1, 2, 3, 4 tartib sonlar bor edi va har bir tartib sonning yonidan o'quvchining ism familiyasi yozilgan edi. Aynan shunday tarzda bizning arraylarimiz ham ishlaydi. Faqat bu yerda 0dan boshlanmaydi tartiblash. Faqat bu yerda tartiblash 1dan boshlanmaydi, 0dan boshlanadi. Ya'ni 3 soni 0-chi tartibda turibdi. 4 soni 1-chi tartibda, 6 soni esa 2-chi tartibda turibdi. Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, oxirgi arrayning oxirgi elementining indeksi array uzunligidan bir son kam bo'ladi. Mana bu yerdagi misolga e'tiborimizni qaratamiz. Plant to height, ya'ni ikinci o'simlik balandligi degan o'zgaruvchiga plant height arrayning nomi, to'rtburchak qavslar va uning ichidagi ikkinchilikni bildiruvchi indeks bor. Ya'ni 0, 1. Mana shu ikkinchi ma'lumotni bizga qabul qilib beradi. Arraylarga o'zgarish kiritish uchun ularni boshqa bir songa biriktirish kifoya yoki boshqa bir ma'lumotga biriktirish kifoya. Ya'ni agar biz 4-chi usulda array e'lon qilgan bo'lsak, bizga 0lardan iborat array hosil bo'ladi. Va har qachon biz ma'lum bir indeksdagi ma'lumotni o'zgartirish uchun yangi qiymatni biriktirib qo'yamiz xolos. Ya'ni 3-chi elementga 8 sonini biriktirmoqchi biz. Bizning holatimizda 1, 2, 3 3-chi 0 ga 8 soni biriktiriladi. Yana bir misol. Demak, bizga oldindan belgilangan ma'lumotlari kiritilgan array mavjud. Buning 2-chi elementini o'zgartirmoqchimiz. Bunda 2-chi element bo'lmiş, 2-chi element indeksi 2-1, ya'ni 1-chi indeksdagi elementni qiymatini 5 ga tenglab qo'yamiz. 4 edi, 5 ga o'zgaradi. Arraylarni ishlatishda yana bir muhim tushuncha bu array metodlari hisoblanadi. Bizda ma'lumotlar jamlanmasi bo'lgandan keyin ularga turli xil metodlar yordamida ishlov berishga to'g'ri keladi. Shuning uchun arraylarning o'zida turli xil metodlar yozib qo'yilgan. Buning uchun array kalit so'zi va nuqta orqali u metodlarga u metodlarni ishlatishimiz mumkin. Birinchi ko'rib o'tadigan metodimiz bu sort.
İngiliz dilden bu tartibga sol degan buyruq bo'ladi. Agar bizda hech qanday tartibga ega bo'lmagan sonlarning array berilgan bo'lsa, buni array.sort va arrayimizning nomini kiritgan holda ushbu array ichidagi ma'lumotlarni o'sish tartibida tartibga solishimiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar mana bunday tarzda tartibga solinadi. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan metod bu index of. Ya'ni qiymatning indeksini topib ber. Agar biz qiymatni bilsak-da uning indeksini bilmoqchi bo'lsak, index of metodidan foydalanamiz. Buning uchun array nuqta kalit so'zidan foydalanamizda index of qavslarning ichida ikkita parametr kiritamiz. Birinchisi parametrda array nomi, variable'dan keyin ikkinchi parametr qaysi qiymatning indeksini topish. Keyingisi find. Bizga find top buyrug'i ikkita parametr oladi va ushbu parametrlarning biri lambda expression deyiladi. Birinchisi array nomi, ikkinchisi esa lambda expression. Bu lambda expression degani shart deb tushunsak yaxshiroq. Demak, bizga mana bu holatda bir o'zgaruvchi e'lon qilamiz. Array.finddan keyin qavslarning ichida parametrlarni kiritamiz. Birinchisida arrayning nomi, ikkinchisida uning sharti. Bu yerda balandlik degan o'zgaruvchi shu yerning o'zida e'lon qilinadida va ushbu balandlik 5 dan katta bo'lganda ushbu funksiya o'sha qiymatni qaytaradi va first height, ya'ni birinchi balandlik 5 dan katta bo'lgan balandlik o'zgaruvchisiga biriktiriladi. Va mana bu balandlik, mana bu o'zgaruvchi bizning arrayimizning ichidagi har bitta elementga tenglashtirib tekshiriladi. Va find metodi ishini tugatganidan keyin bu o'zgaruvchi o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Va yana bir ko'rishimiz kerak bo'lgan metod bu teskarilash metodi. Array reverse deganimizda va uning ichida parametr sifatida arrayning nomini kiritganimizda o'sha array o'zgaruvchilarini teskari tartibda qo'yib beradi. Mana bu yerda misol, agar plants height degan arrayimizga reverse metodini ishlatadigan bo'lsak, bizga o'z elementlarimiz 3 6 4 1 tartibida emas, 1 4 6 3 tartibiga o'zgaradi. Va yana bir metod bu nusxa olish metodi. Biz avvalambor qaysi arrayga nusxa olishimiz kerakligini belgilaymizda, yangi o'zgaruvchi hosil qilgan holda new string string arrayga va array.copy kalit so'zlarini yozgan holda qavslarning ichida boshida qaysi arraydan ikkinchi parametr qaysi arrayga ko'chirish va nechta element ko'chirishni yozamiz. Bu yerda ham nuqta belgi bo'lish kerak. Shu tarzda yangi bir array nusxasi olinadi. Darsimizning nazariy qismi tugadi. Proyektda arraylardan olgan bilimimizni amaliyotda qo'llaymiz. Birinchi o'quvchilarning ismini kiritib chiqamiz. Bunda string o'zgaruvchili array ochamiz va ismlar deymiz. Ana endi ushbu arrayni 10 ta ismlar bilan to'ldirib chiqaman. Thank you.
Önte okuyucunun isim familiyalarını kırdık. Hani indi bana şu üründeki okuyucuya mos geliyucu bunların bahalarını kırdık çıkarmış. Bunu int özgar uçili array deyimizde bahalar deyimiz. Demek bahalarını kırdık çıktık. Hani indi ekranga array'nin Anayında ekranga array'nin hususiyetlerden faydalanan kaldı. Bunların uzunluklarını kırıp ekranga çıkaramız. Anayında malumatlarını kırıp böldük. Array'nin hususiyetlerden faydalanan kaldı. Türlü hıl malumatlarını ekranga çıkaramız. Evet, bahalarını, isimlerinin uzunluğunu çıkaramız. Ve xud düşündü, baholarının uzunluğunu ham çıkaramız. Ve dasturumuzu Ctrl F5 tükmesi yordamda işe çıkaramız. Her ikalası ham önteden uzunluğa ege. Ana indi biz her bir oku uçunun indeksi moskeli uçu baholarını ekrana çıkarışımız gerek. Bunun için string interpolation'dan faydalanamız. String interpolation ile stringler mavzusu dersimizde ötken yedik. Demek verdiğimizde isimler nomli array'imizin 0. indeksidegi isimini ekranga çıkaramız ve u bilan bahosini ham çıkaramız bana bunda çizikçeden keyin. Baholar ve indeksini to'rtburchak qavslar yordamida çıkaramız. Mana şunu işletip görürüz. Mana birincisi Abduvali Şirzot 5. Mana şunday qilib qolgan o'quvchilarning ham nomlarini yozib chiqamiz. Demek bana şimdi yakılıp yazılarını yazıp aldık yani indik bunu ekrana çıkaramız. Hoş. Bana görüp durganını izdik. İsimler ketme ketlikde ekrana çıkarıldı. Şimdi bizge gelin baholarımız. İhtiyari sollardan tashkil topgan random sollardan tashkil topgan array bo'lsin. Turli xil sonlardan iborat bo'lgan arrayimizni tartibga solish uchun array.sort metodidan foydalanamiz. Va sortning qavslarining ichida argument sifatida o'sha arrayni kiritamiz. Bunun ikinci elementini, birinci elementini görəmiz. Oxirida 3 ən kiçik element və bunu ekrana çıxarsak 3 birinci yerinə gəlib qalğan bilish kerak. Randomning 0-ci elementini ekrana çıxar. Mana. Birinci console write-ımız aşağı random aqdaydı. Ve uçunu okur edemez, birge çıkıp olganını görüşümüz mümkün. Array mavzusuya doyur bölgen en muhim masalalar bana şunlardan ibaret edin. Bizlerden uzaklaşmayın. Video yokkan bölse elbette like basışını unutmayın. Görüşte devam etmiş için bana bu yerdeki videolardan birinin üstüge basın. Eğer abone bölmegen bölseniz, elbette abone bölün.